Türkiye'den herkese selamlar, sevgiler. Yaklaşık bir haftadır, daha olmadı bir hafta ama Türkiye'deyiz. Size ilk videomu yapıyorum Türkiye'de diyebilirim. Aslında havaalanından, İstanbul Havalimanı'nda itibaren yaptığım videoları biliyorsunuz. Onları saymazsak ilk videom diyebiliriz bu videoma. Bir hafta olmadı, yarın akşam saatlerinde tam bir hafta olacak Cuma akşamı hepiniz de biliyorsunuz 29 Eylül'de bu ülkeye giriş yaptım uçtum ülkeme geldim yani ve şu an için ay bizim ayımızda kaç 5 Ekim olması lazım evet 5 Ekim saat 22.30 civarı ben bu videoyu yapmak istedim, seslenmek istedim sadece sizlere başka da hiçbir şeyim yok. Sadece ne düşünüyorum, neler hissettim gelir gelmez onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Elbette yol yorgunluğu. İlk geldiğimde İstanbul Havalimanı'nda çok sıcak geldi. Birdenbire hava değişikliği muhtemelen çarptı da Susuzda kalmış olabiliriz susuz kaldık suları geçirmek oradan buradan sorun oluyor havaalanında su alıyorsunuz diğer bir kontrolde alıyorlar suyla ilgili büyük sorunlarımız oldu o yüzden biraz da susuzda kaldık yürümek zorunda da kaldık havalimanlarında özellikle hem Helsinki'de hem İstanbul'da yürüdük. Çok yürümesek de elbette elimizdeki küçük valizlerle, el çantalarıyla biraz zor oldu bizim için. Bir de bilmediğimiz havalimanıydı İstanbul Havalimanı. Bu da elbette insanı daha çok yoruyor, beynini yoruyor daha doğrusu. Yeni bilgiler, hiç bilmediğiniz bir yer yani otomatik olarak nereye gideceğiniz bilemiyorsunuz diğer havalimanlarında olduğu gibi elbette gideceğiniz yerler iyi bir şekilde yazıyordu, işaretlenmişti ama her ne kadar kadar iyi olsa da yani yeni yer olduğu için beyin devamlı bunları kaydettiği için bizim de hard diskimizin kapasitesi bir de işlemcimizin kapasitesi yeterli olmadığı için baya da hafıza sorunu da olduğu için yani eski model olduğumuz için yorucu oldu bizim için normalde iyi geçti. İç hatlar çok yakındı İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar terminaline çok yakındı. Elbette yürümek zorunda kaldık biraz. Ama şansımıza iç hatlarda hiç yürümek zorunda kalmadık. Hemen bizim portumuz, kapımız çok yakındaydı. Hemen alt kata indik ve uçağımızı bizi otobüslerle götürdüler. Ve gece saat 8'i 10 geçiyordu. Gece diyorum akşam saatler elbette. İzmir'e indik. Ve İzmir uçağımız hayatımda bindiğim en büyük uçaktı. Onu da söylemek isterim. İçerisi Sıralı üçerli koltuklar vardı uçakta ve üç sıradan oluşuyordu 2 koridoru vardı o yüzden kaç kişilikti bilmiyorum ama ilk defa bindim diyebilirim daha önce de binmiştim bu şekilde büyük uçak ama hatırladığım kadarıyla hepsi üçlü değildi koltukların 3 sıraydı ya ikişerli koltuktu ya da ortadakiler ikiliydi onu çok iyi hatırlamıyorum bundan biraz küçük ben öyle hatırlıyorum, yanlış da hatırlıyor olabilirim. İzmir'e geldik, İzmir havalimanı da sıcaktı, bize göre sıcak. Sonra da kardeşim geldi bizi. Gelmişti zaten hali hazırda bizi bekliyordu. Bizi Kuşadası'na bulunduğumuz yere getirdi. Dinlenmeye fırsat bulamadık. Hava çarptı, iklim, hava değişikliği. Gerçekten bu videoyu yapmak daha yeni aklıma geldi. Öyle bir sersem hale getirdi bu hava değişikliği nedense bilemeyeceğim. Elbette burada her şey sıfırdan kuruluyor. Geldiğimiz yerde kimse olmadığı için suyumuz dahi yoktu. Her şeyi marketlerden yeniden ev kurar gibi temin etmek zorundaydık ve bunu da biz yapmak zorundayız. Elbette çünkü dediğim gibi hiçbir şey olmadığı için de bizden başka da koşan olmadığı için de bunları o yorgunluk ...yapmaya çalıştık... ...elbette işlerimiz devam ediyor... ...hayat devam ediyordu... ...onları da bir düzene... ...sokmamız gerekiyordu aynı anda... ...bu biraz yorucu oldu açıkçası... ...bir de akrabalarımız... ...tanıdıklarımız... ...hepsi de bizleri görmek için... ...telefonlar vesaireler... ...onlar da elbette... ...yoruyor insanı... ...zaten yorgunsunuz... ...gerçi onlar yormuyor sizi de... ...yorgun olduğunuz için... Onlar tuzu biberi oluyor artık dayanamıyorsunuz takatiniz kalmıyor ve şimdi şimdi artık bir düzene bir ritme sokmaya başladım. E, yeni yeni buradaki günlerimi artık yavaş yavaş burada yapmam gereken işleri de randevularımı da düzene sokuyorum. Randevular dediğimiz burada işte Türkiye'de diş kontrolü vesaire bunun gibi şeyler anneye ziyaret onu ziyaret e, ve elbette de evi bir şekilde yeniden eksikliklerini kurma aşamasını devam ettirmek e, ve elbette evde sorunların olup olmadığını bilmiyoruz. Geldiğimizde suyumuz, elektriğimiz açıktı. Öyle bir sorunumuz yoktu. Akanımız da yoktu ve hiçbir şey yoktu. Sağ salim hem biz geldik hem de tapa sağlam evimizi burada bulduk. Bugün Perşembe, yarın Cuma, büyük ihtimal yarın öğleden sonra sahilde bir tura gideriz, bir yürüyüşe çıkarız diye düşünüyorum. Sahile hiç Gitmedim elbette gittim ama hiçbir yürüyüş yapmadık gittik bir çay kahve içtik oradaki kafeteryada veya yemek yedik. O şekilde onu da o kadar yorgunduk ki nerede olduğumuzun dahi farkına varamadım ben. Çünkü yol yorgunluğu bir de fiziksel olarak burada olsak da beynimiz hala Finlandiya'daydı havada çarp. Bu yüzden ben nereye gittim, nereye geldim, neler aldım, neler sattım sözün gelişi hayal mu hayal hatırlıyorum hayal rüya görmüş gibiyiz. Bu rüyadan bu uykuda yeni yeni uyanmaya başladım. Onun için zaten bu videoyu yapıyorum. Uyandım arkadaşlar. Artık biraz biraz yavaş yavaş yorgunluğumuzu da atıyoruz. Umarım birkaç gün içinde daha iyi hissedeceğim kendimi ve buradaki işleri de bir düzene koyduktan sonra bir ritme oturtturduktan sonra elbette videolarımıza İnşallah devam ederiz. Eğer sağlığımız izin verirse sağlıklı olduğumuz müddetçe videolarımıza devam etmek istiyorum. Çok fazla bahsettim bu konulardan. Bu arada geldiğim zaman Türkiye Suriye'deki terör örgütünün yuvalandıkları yuvalarını sihalarla operasyon gerçekleştirdi. Onun televizyonda haberleri izledim. Onun haberlerini izledim. izliyoruz yani. Onları dahi takip edemiyorum. Neden işte veya ne zaman başladı bu operasyonlar? Sadece iki teröristin kendisini birisinin İçişleri Bakanlığı önünde patlatmaya çalışması. Daha doğrusu patlatması. ikincisinin herhalde ikisi de öldürüldü. Leş haline getirildi. O şekilde biliyorum ne amaçla yapılmış, neden yapılmış hiç bir fikrim yok Elbette profesyonel olduğu belli en azından profesyoneller tarafında yönlendirildikleri belli bu kişileri onu anlayabiliyorum şu sersem halimle bir şeyler oluyor çok şeyler oluyor ama güzel şeyler de önümüzde bizi olması için bekliyor. Bir sonraki videomda görüşerim diyorum. Türkiye'den tekrar hepinize selamlar. Sağ salim geldik buraya. Takipte kalın, esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum.